Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Kasım ayı sizin için duygusal olduğu kadar ruhsal ve manevi konular öne çıktığı, ufkunuzu genişlettiğiniz, yakınlarınızdaki kişilerle daha güçlü ilişkiler kurduğunuz bir ay. Hızlı gelişmeler var bu ay çünkü gezegenler hızlı. Güneş 21'ine kadar Akrep burcunda ilerliyor olacak. Enerji gezegenimiz Mars ay boyunca Akrep burcunda. Merkür de 5 Kasım'da Akrep burcunda Mars'ın yanına geçişini yapıyor ve 5 Kasım'da 12 derece Akrep burcunda yeni ay doğacak. 9. evinizde doğacak bu yeni ay. Akrep çok spiritüel, çok derin, çok manevi yönü güçlüdür. Dönüşümlerle alakalıdır. Ve 9. evde sizin hayata bakışınız, fikirleriniz, gelecekten beklentilerinizle ilgili. Bu yeni ay aslında yeni fikirler, yeni düşünceler, yaşamdan beklentilerinizi de işaret ederken tabii ki bazı hızlı ve beklenmedik durumları da gündeme getirebilir. Çünkü Uranüs etkili bir yeni aydan bahsediyoruz. 3. evinizde bir Uranüs var. Bu ay aslında beklenmeyenleri biraz beklemek lazım. Yani sizin dışınızda gelişen şartlar olabilir. Neler olabilir? İşte kardeşlerle ilgili hızlı bir gündem olabilir. Ani misafirler gelebilir, ziyaretler gelebilir, hızlı bir seyahat, bir gündem oluşturabilir, bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konular da aktif. Yani özellikle uluslararası alanlarda yurt dışında yerleşme, okuma, yaşama gibi ya da iş yapma gibi ticari konularda bazı girişimleriniz varsa bu ay buralarda çok hızlı, sürprizli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar sabit burçlarda da yoğunlaşıyorsa bu etkiler daha bir öne çıkacaktır, güçlü olacaktır. Uranüs tabii ki burada yeni bir iletişim cihazı alabilirsiniz bu yeni ay ile beraber. Telefon alabilirsiniz, bilgisayar alabilirsiniz, otomobilinizi yenileyebilirsiniz. Bunlar gündemde olabilir. Özellikle ayın 9'u, 10'u, 11'i, 12'si gibi Merkür, Mars, Akrep burcunda birlikte hareket edecekler. Uranüs'ün karşısında olacaklar. Yani bunlar çok hızlı haber trafiğinin olduğu günler. Sizi şaşırtacak haberler duyabilirsiniz ya da bir şeyleri okuyabilirsiniz, öğrenebilirsiniz, ilginç bilgiler öğrenebilirsiniz. Hayata bakışınız değişebilir. Biraz inançlarınız da değişebilir. Eğitimlere katılmak için yine güzel bir dönem. Bu ay ilginç eğitimlere katılabilirsiniz. Spiritüel eğitimler olabilir. Kişisel gelişim eğitimleri olabilir. Yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz örneğin. Ticari anlamda, mesleki anlamda da eğitimler olabilir. Seyahatler olabilir ay genelinde. Biraz kardeşler, akrabalar, komşular, uzaklarda yaşayan kişiler, belki eşinizin yakınları, akrabaları, zaman zaman bazı konularda stresler oluşması da mümkün. Yani özellikle fikirsel ayrılıklar, yani bu çatışmalar olabilir. Bu anlamda bu münakaşalara dikkat edin. İletişim konularında lütfen çok sabit fikirli, inatçı olmamak gerekiyor veya çevrenizdeki kişiler böyleyse onlara karşı belki daha anlayışlı, daha sağduyulu olmak gerekiyor ayın genelinde. Hukuksal konularda bazı mücadeleler olabilir. Belki bir hiç beklemediğiniz bir mahkeme, bir dava konusu gündemdedir. Hani o bir sürpriz yaratabilir. Böyle bir yine süreciniz oluşabilir ve bunlar ay ortalarında özellikle sanki enerji olarak çok daha güçlü kendini gösterebilir. Ayın 19'unda Boğa burcunun 27 derecesinde dolunay meydana gelecek. Bu dolunay aynı zamanda ay tutulması. Hem bu yılın son ay tutulması hem de bir özelliği daha var. 2022 ve 23 yıllarında meydana gelecek olan Boğa Akrep aksındaki tutulmalarında ilki olacak. Ay tutulmaları güçlü dolunaylardır. Duygusal olarak da bizi çok önemli bir şekilde etkiler. Aynı zamanda böyle bir tamamlanma, bir farkındalık dönemidir. Ve 3. evinizde bir aydınlanma var. Bu ay tutulması bir süredir uğraştığınız, çaba harcadığınız, bir eğitimi tamamlamanız, bir sonuç almanız söz konusu olabilir mesela. Hazırlıklarını yaptığınız bir ticari oluşum, iş girişimini de başlatabilir. Ya da onunla ilgili aşama gündemde olabilir. Çünkü bunlar aslında önümüzdeki yılda devam edecek süreçler. Belki önümüzdeki Mayıs ayında da gündemde olacak konular. Seyahatler, işte yolculuklar ay tutulmasında gündemde olabilir. Daha çok yakın çevrenizi etkiliyor. Biraz yakınlarınızdaki kişiler, kardeşler, akrabalar, işte komşular, belki yakın arkadaşlar, onlarla ilgili konularınız da yine bu ay tutulmasında gündemde olabilir. Evet, lütfen yine kişisel haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. 27 derece Boğa burcunda olacak. Özellikle 27 derece Boğa burcunda güneşiniz, yükselen burcunuz bulunuyorsa ya da gezegenleriniz bulunuyorsa ve sabit burçlarda da öne çıkıyorsa bunlar, daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Ayın 21'inden itibaren Güneş Yay burcuna geçiyor. 24'ünde Merkür Yay burcuna geçiyor. Ayın son günleri daha çok hani biraz belki yine yakın ilişkiler, ev yuva kavramları, aile ile ilgili konularda enerjiler yoğunlaşmaya başlayacak ve Aralık ayında da sizin için özellikle özel hayat, yakın çevre, aile konuları gündemde olacak sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.